Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarını inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Huawei MateBook 16S arkadaşlar. Yenilenmiş versiyonu karşımıza çıkıyor. Bakalım bu model bizlere neler sunuyor. Arkadaşlar Huawei'nin dizüstü bilgisayar tarafında oldukça başarılı olduğunu biliyoruz. Özellikle gündelik kullanımda ve ofis işlerimizde kullanabileceğimiz hem minimal yapıya sahip hem de oldukça hafif ve mobil laptoplar üretiyor arkadaşlar. Bugün MateBook 16S'i inceleyeceğiz. Hem teknik özellik tarafında hem de tasarım tarafında oldukça başarılı bir bilgisayar bizleri karşılıyor. Aynı zamanda bol bol hediyeleri de var. Videonun sonunda o hediyelere de geleceğiz arkadaşlar. Huawei bir kampanya başlattı arkadaşlar. Az sonra değineceğiz. Dilerseniz ilk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında ise incelememize teknik özellikler ve kullanıcı deneyimiyle devam edelim. Evet arkadaşlar, laptopun ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman ön panelinde bizleri son derece ince çerçevelere sahip 16 inçlik bir panel bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bu panelin 2.5K çözünürlüğüne sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca klavye tarafına baktığımızda da optimum konfor için tasarlanmış 1.5 milimetrelik derin basınç mesafesine sahip olan bir klavye dizilimi yer alıyor. Bu klavye oldukça rahat bir şekilde yazılabilir bir tasarıma sahip. Alt tarafında Intel Evo i9 stickerını görürken orta tarafındaki touchpad'in oldukça geniş olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu touchpad sayesinde de birçok işlevi gerçekleştirebiliyoruz. Zaten ekranda dokunmatik, yani touchpad'in yeterli olmadığı yerde yine ekrana dokunarak da kullanım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama touchpad'in büyüklüğü bence oldukça yeterli düzeyde. Klavyenin sağında ve solunda hoparlörler bulunuyor. Aynı zamanda gürültü engellemek için tasarlanan laptopun farklı yerlerinde de mikrofonlar yer alıyor arkadaşlar. Görüntülü görüşmelerinizde ve toplantılarınızda etraftaki gürültüyü kesen bir teknolojiyle geliyor Huawei MateBook 16S. Tasarımıyla devam edeceğim. Huawei MateBook 16S modeli daha pürüzsüz ve şık bir kaplama için CNC seramik kumlama işleminden geçen yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı metal gövdeyle geliyor. Zaten laptopu elimize aldığımızda aslında bu premium hissiyatını alıyoruz arkadaşlar. Sağlam bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra o kadar rahat ki tek parmağımıza dahi açabiliyoruz. Laptop hareket dahi etmiyor. Şu anda mesela tek parmağımla açıyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafı kalkmıyor. Yani tasarım olarak oldukça başarılı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim giriş ve çıkışlara. Sağ tarafında iki tane USB tip A 3.2 yer alıyor. Sol tarafına baktığımızda bir tane Thunderbolt girişi, bir tane Thunderbolt 4 girişi, bir tane USB Type-C girişi ve HDMI girişi yer alıyor. Bunların yanında da bir tane daha jack girişi yer alıyor arkadaşlar. Kart okuyucu yok. Bunu da bir eksi olarak belirtelim arkadaşlar. Fakat yine de kart okuyucu kullanmıyorsanız size yeterli gelecektir. Eğer kullanıyorsanız da bir tane kart okuyucu almak zaten aslında pek de zor değil. Piyasada 50-100 liraya dahi bir sürü kart okuyucu bulunuyor. Bunu da USB slotlarından veya Type-C slotlarından kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik MateBook 16S'in ekran özelliklerine arkadaşlar. 16 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. 2.5K çözünürlüğe sahip ve 3:2'de ekran oranı yer alıyor. 1.7 milyar renk destekli 10 noktalı dokunmatik ekrana sahip. Tube Rainland tarafından alınan düşük mavi ışık sertifikası da yer alıyor. Ayrıca ultra gerçekçi renklere de sahip. %90'lık bir ekran gövde oranı yer alıyor. Aynı zamanda 400 nitslik bir parlaklığı yer alıyor arkadaşlar. Kontrast oranı ise 1500:1 olarak karşımıza çıkıyor. Ekran deneyimi konusunda 16 inçlik bir ekran olmasının büyük bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunu yüksek çözünürlüklü bir panelle de destekliyor arkadaşlar. Film dizi izlerken veya gündelik ofis işlerinizi hallederken 16 inçin avantajını yaşıyorsunuz. Aynı zamanda yüksek çözünürlüklü olduğu için de daha iyi bir hissiyat katıyor arkadaşlar. Yani örneğin ofis işlerimde ekranı ikiye bölmem gerekiyor. Ekranı ikiye böldüğüm zaman böldüğüm pencereleri ne kadar küçültsem de rahatlıkla okuyabiliyorum. Bu da 16 inçlik bir ekranın yanı sıra 2.5K çözünürlüğün olmasında büyük bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ekran 1080p çözünürlüğe sahip olsaydı ben ekranı 3'e de bölsem, 4'e de bölsem, 2'ye de bölsem böldüğüm pencereleri okumakta zorluk çekebilirdim. Ama Huawei bunu da düşünmüş ve yüksek çözünürlüğü MateBook 16S modelinde kullanmış. Şimdi gelelim teknik özelliklere arkadaşlar.
arkadaşlar. İşlemci tarafında 13. nesil Intel Core i9-13900H işlemcisini kullanan model Intel Evo sertifikası ile geliyor. 16 GB'lık DDR5 RAM'e sahip olan modelin 4800 MHz'lik bir frekans hızı yer alıyor. 1 TB'lık depolama kapasitesine sahip olan modelin 1.5 milimlik klavye tuş hassasiyeti yer alıyor. Ön tarafında ise 1080p çözünürlüğünde 88 derecelik açıya sahip bir ön kamera bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda bilgisayar kullanıcıları için PC Cloud depolama çözümü de bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Teknik özellikler bu şekildeydi. Aslında şu anda piyasada alabileceğiniz en güçlü iş bilgisayarlarından biriyle beraberiz arkadaşlar. Yani 16 GB RAM ve Intel i9 işlemciden bahsediyoruz. 13. nesil arkadaşlar. İşlemci güç olarak aslında bir ofis bilgisayarı için neredeyse en iyi alternatiflerden biri. Yani bu aslında bir oyun bilgisayarı değil ama işlemci odaklı oyunları dahi oynamak mümkün ki yakın zamanda CSGO ve Valorant gibi oyunları da bu bilgisayarda denedim. Yani işten sıkıldığımda bir oyun açmak istersem işlemci odaklı oyunları rahatlıkla oynayabilecek güçte bir donanımla geliyor arkadaşlar. Şu anda aslında oyuncu bilgisayarlarında dahi 16 GB'lık RAM'ler kullanılıyor. Ama harici bir ekran kartı olmamasına rağmen baktığımız zaman piyasadaki güncel oynanan oyunları kaldırabilecek bir yapıya sahip. Ama aslında bizim bu laptopta öne çıkarmak istediğimiz taraf kesinlikle oyun değil. Ama oyunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Geldik pil tarafına. Pil tarafında 84 watt saatlik bir pil kapasitesi bizleri karşılıyor. Bu pil sayesinde 11 saat video oynatabilme ve 9 saat ofis çalışması mümkün hale geliyor. Eğer diyorsanız ki ben pili çabuk bitiririm, çok yoğun bir şekilde kullanırım. Yani aslında günü kurtarabilecek bir pil kapasitesine sahip. Ama i9 modeliyle beraber yanında 135 wattlık bir adaptör de geliyor. Yani ışık hızında şarj edebiliyorsunuz bu laptopu arkadaşlar. Ama ben bu şarj aletini yanıma almadan bile sabah full şarjla evden çıktığımda %15-20'lik bir seviyeyle eve döndüğüm oluyor. Gün boyu çalıştığım halde arkadaşlar. Yani pili oldukça yeterli düzeyde ama i9'lu modelini alırsanız da 135 wattlık adaptörde yine cabası oluyor tabii ki. Yani hem geç biten pil hem de hızlı şarj olan bir adaptör, ikisi bir arada diyebiliriz. Ki videoda izlesem, haber yazmak gibi günlük işlerimi de halletsem iki türlü de bir günü rahatlıkla çıkartan bir pil kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir haftalık kullandığım süreç içerisinde Huawei MateBook 16 S'de yaşadığım kullanıcı deneyimini size anlatayım. Öncelikle klavyenin bu şekilde gömülü olması benim haber yazmak gibi işlevlerimde oldukça işime yaradı. Çünkü hızlı bir şekilde klavyeye alışabildim. Ayrıca büyük touchpad'e yine yanımda mouse taşımadan kullanmamı sağlıyor. Eğer touchpad hoşunuza gitmezse touchpad'i kapatıp dokunmatik ekranı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla beraber ekran tarafında zaten hem çerçevenin inceliği hem de yüksek çözünürlüklü olmasıyla 16 incin performansını sonuna kadar yaşayabildiğimi söyleyeyim. Yan tarafında bulunan hoparlörleri sayesinde de yine bir dizi film izlerken dahi kulaklık takmama gerek kalmadan gümbür gümbür rahatlıkla dizimi, filmimi izleyebildim, müziğimi dinleyebildim arkadaşlar. Klavyesi aydınlatmalı. Bu da benim çok hoşuma gitti ve gözümü de almıyor. Yani bazı klavyelerde, bazı laptop klavyelerinde çaprazdan baktığımda alt tarafta bulunan aydınlatmalar direkt insanın gözüne gelir karanlıkta. Ama bunu da hangi açıdan kullanırsam kullanayım hiçbir şekilde gözümü almayan bir aydınlatma yapısına sahip arkadaşlar. Bunun yanı sıra kamera tarafında da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz bir kamera testine geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda Huawei MateBook 16S modelinin kamerasından beni görüyorsunuz ve mikrofon performansı da bu şekilde. Eğer benim sesimi net bir şekilde duyabiliyorsanız toplantılarda, görüntülü görüşmelerde MateBook 16S modelinin performansının oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz bu çözünürlüğü ve bu ses kalitesini nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin. Evet, kamera testi de bu şekildeydi arkadaşlar. Kamera tarafında toplantılarda, online görüşmelerde başarılı bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Özellikle mikrofon tarafında da etraftaki gürültüyü almıyor. Bunu da belirtelim arkadaşlar. Ayrıca size bilgisayar için Huawei Mobile Cloud'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Huawei Mobile Cloud özelliği sayesinde bilgisayar kullanıcıları artık bilgisayarlarında şifreli bir şekilde dosyalarını saklayabiliyor. Bunun yanı sıra güvenli depolama özellikleri ve veri güvenliğinin olduğunu da belirtelim. Huawei'nin yeni bulut depolama çözümü dosyaları herhangi bir yerden ve cihazdan gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde saklamamıza yarıyor arkadaşlar. Birden fazla cihaz arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu da yine Huawei Mobile Cloud sayesinde mümkün. Huawei ID üzerinizden giriş yaptığınız zaman bu hesap ile giriş yapan bilgisayar, cep telefonu ve tabletle aynı zamanda senkronize edilerek verilerimizi, dosyalarımızı anlık olarak görebilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Ayrıca veri güvenliği de maksimum düzeyde
düzeyde Huawei Mobile Cloud özelliğinde cihaz tarafında şifreleme ve iletim şifrelemesi özellikleri de yer alıyor. Bu şekilde doğal afetler, elektrik kesintileri, yangınlar gibi kullanıcı dışı oluşacak faktörlerde hasar veya veri kaybı yaşanmıyor ve cihazlar arasında tek noktadan arama da mümkün. Yapay zeka arama özelliği sayesinde bilgisayardaki bağlı olduğu tüm telefonlardaki dosyaları hızlı bir şekilde bulabiliyoruz. Kategoriye göre akıllı bir şekilde görüntüleyerek verilerimizi bulmamız da mümkün hale geliyor arkadaşlar. İncelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken dilerseniz fiyatından da bahsedeyim. Şu anda Huawei online mağazasında 36.999 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Fakat Huawei'yi aslında bu konuda biliyoruz. Her türlü ürününde yanlarında birçok hediye veriyor. Tabletinden mouse'una oldukça uygun fiyata bu laptopu satın aldığınızda da yanındaki hediyelere göz atabilirsiniz. Şu anda tek tek hangi hediyelerin olduğunu söylemem mümkün değil. Çünkü bu hediyeler zamanla artabiliyor veya azalabiliyor arkadaşlar. Huawei'nin online mağazasını ziyaret ederek MateBook 16S'in yanındaki hediyeleriyle inceleyebilir ve ürün hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.